Bu iki piyon ne akla bekletir beni? Nerede bu herifler? İsterseniz kalkalım baba. Herhalde görevi duyunca tırstılar. Onlar temizlik işi için geldik diyeceklerdi. Biz de temizlik imandan gel diyeceğiz. Değil mi oğlum? Evet baba, şifreler bunlardı. Sonra da su yatağını bulur diyecektiniz. Aslında bu geyik muhabbetine gerek yoktu. Şöyle bir bakan benim kabadayı olduğumu anlar. Ama tetikçiler Almanya'dan geldiği için racona yabancılar. Ne lan bu? Hadi gidiyoruz. Oğlum geç kaldık ya. Adam ayağımıza sıktırtsa yeridir yani. Abi, abi. Şimdi bize bu talimatları ve vurun emrini bu adam verecek değil mi abi? Vurun murun yok oğlum. Yok abi. Büyük temizlik diye söz edeceğiz. Şifreyle anlaşıyoruz. Abi kusura bakma. Ben daha yeniyim biliyorsun ya. Benim bir leşim bile yok abi. Artık sen bana yol yordam göstereceksin. Abidin abi. Bak şimdi. Bu buluşacağımız adama saygıda kusur etmeyeceksin. Etmiyoruz abi. Büyük babanın ikinci adamı bu. Evet. Büyük... Abi bir de büyük baba mı var abi? Bu dede gibi bir şey mi oluyor? Lan oğlum ne dedesi? Yapacağımız iş büyük babanın bir intikam işi. Bu buluşacağımız adam da büyük babanın has adamı. Buralar ondan soruluyor. Biz ona çalışacağız. Tamam abi, ismi ne? Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Ne kadar ilginç bir isim abi. Şarkı gibi ha. Lan oğlum sen Kurtlar Vadisi'nde mi izlemiyorsun hiç? Fırsat buldukça. Kendisi bize ne diye hitap etmemizi isterse öyle hitap edeceğiz. Mafya aleminde, yeraltı aleminde isim, cisim olmaz. Lakap olur. Şifreyle tanıyacağız birbirimizi. Tamam abi. Tahsin baba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana çay getir. Tahsin baba beni affedebilecek misiniz? Şşş, öyle yağma yok. Kolay af olmaz. Hadi koş bakalım. Peki Tahsin baba. Abi. Bu mu acaba? Temizlik işi için mi geldiniz evladım? Evet, temizlik için. Biz iyi temizleriz baba. İşimizden memnun kalırsınız. İyi, iyi. Temizlik imandan gelir derler değil mi? Vallahi doğru yere gelmişiz o zaman. Ne demişler? Su yatağını bulur. Saygılar. Berhudar ol evladım. Baba saygılar. Berhudar ol çocuğun. Oturun. Mahmut. Ben Abidin. Satır Abidin de derler. Baba ben Fahir Bey. Benim henüz bir lakabım yok ama en kısa zamanda edineceğim bir tane inşallah. Benim adım da Tahsin. Biz baba desek. Zaten herkes baba der. Baba da olur. Tahsin baba da olur. Her ikisi de olur yani. Görevi aşağı yukarı biliyoruz baba. Ama tabii onun dışında da her türlü isteğiniz emirdir. Eksik olma çocuğu ama bana bir kişi lazım. Bu arkadaş biraz da raconu öğrenmek için takılıyor benimle. Asıl temizlikçi benim. O benim arkamı toplar. Müsaadenizle biz birlikte çalışıyoruz. Güzel de ikinize birden para veremem. Estağfurullah babacığım. Paranın mevzuu olmaz. Maksat sizin etrafınızda olabilmek, sizin adamınız olabilmek. Aferin çocuklar. Demek böyle efendi gençler de varmış hala. Bak buna sevindim. Ne zaman girelim olaya? Hava kararınca mı? Yani hemen bu akşam başlamak mı istiyorsunuz? Yani büyük temizliği bir an önce bir halledelim ki siz de bizim işimizi görün değil mi? Büyük temizliği? Olmaz. Şimdi kalabalıkta olmaz o iş. Önce ufak tefek işlerden başlayalım. Ne bileyim getir getir işleri falan. Sizi de tanımış oluruz. Ondan sonra müsait bir zamanda büyük temizliği de hallederiz.
Emriniz olur baba. Her türlü işinize koşarız. Her türlü operasyonu bize emanet edebilirsiniz. Emrinizdeyiz baba. Eksik olmayın evladım. Yaşayın. Abi, ya bu gidin sorun belki ufak tefek ihtiyaçları vardır derken bizim baba ne demek istedi? Herhalde canlarını sıkan bir iki küçük hamam böceği falan varsa onların üstüne basın demek istedi herhalde. Hamam böceği derken abi? Yani böyle ufak tefek dayaktır, darp, dövme, tehdit, kulak çekme filan yani. Anladım abi. Ya delireceğim ya. Olk ya vallahi sinirimden ağlayacağım ya. Kına bulamadım. Yemeğini bulamadım. Ya inanabiliyor musun nişantaşının haline? Ya yavrum niye takıyorsun bunu bu kadar ya? Biz de Aslı'ya kına yerine sıcak damga yaptırırız. Yakalarız evde böyle cas. Ne var? Saygılar yenge. Bizi Tahsin Baba yolladı. Bir arzunuz halledilecek bir mevzu varsa emrinizdeyiz. Ben bilmem, bir dakika beyimi çağırayım. Abi. Abi. Ne var? Şey, bu adamcağızları Tahsin babam yollamış. Böyle halledecek bir şeyiniz var mı halledelim diye. Ha, bizde mi çalışmaya başladınız siz? Evet abi. Evet abi, isteğiniz varsa 24 saat emrinizdeyiz. Ha, iyi oldu bak şimdi, düşeş geldi ya. Bak şimdi, birader. Buradan balık pazarına gidin, tamam mı? Orada bir tane kasap var, kafadaki kasap. Onun tam karşısında bir balıkçı var. Benim balıkçı o. Ondan bana bir 250 gram toruk lakerde alıver. Lakerde derken? Abi de gitmişken kına alın, tamam mı? Kına? Yakmamızı istediğiniz özel biri var mı? Ay yok yok, biz kendi içimizde halledeceğiz onu. Peki balıkçıya özel bir mesajınız var mı? Vallahi işte geçen bir... Bir balık yumurtası aldım ben ondan geçen. Çok dandik çıktı be kardeşim. Yani bu toruk lakardaya dikkat edin. Yani onu da öyle verirse yani biliyor ne yapacağımı. Ve işte uygun bir dille söyleyin bunu yani. Anlayacağı bir dilden ifade edin. Bilmiyorum ben. Emin tamam. Olun. Emin olun. Hadi bakalım. Hadi. Abi şimdi bunlar şifre miydi abi? Turlan düşünüyoruz burada. Abi o zaman bu kına hani birine ibreti alem olayı yapılacak ki hani birine yakılacak değil mi abi? Herhalde vardır raconda bir manası. O zaman bu lakarda da bildiğimiz lakarda değil. Yok. Bu balıkçı kimse artık. Böyle birilerine bir yamuk yapmış. Biz gideceğiz ondan lakarda kod adlı bir emanet alacağız. Bu arada o balıkçıyı anlayacağı dilden uyaracağız. Peki abi o zaman biz bu bizim büyük babanın Ukraynalı hanımıyla işi pişiren bu hamam böceğine ne zaman büyük temizlik yapacağız abi? Oğlum baba dediye büyük temizlik sonra diye. Kardeşim sen de koskoca büyük babasın. Ne diye Ukraynalı sevgilini çıplaklar kampına gönderiyorsun? Tabii abi tabii. Karı temizleneceğini anlamış, kaçmış gitmiş memleketine. Ukraynalı yengeyi götüren hamam böceğini temizlemek de bize düştü. Aleme bak ya. Buyurun. Biz buradayız. Nasıl yani? Tahsin babaya canımız feda. Ha, siz yeni işe alınan arkadaşlarsınız. Evet abla. Abla mı? Gencecik kız o kardeşim, hayırdır? Saygıdan yani abi. Pardon, siz Tahsin babanın... Damadıyım. Saygılar abi. Abi saygılar. Rahat olun. Biz buradayız. Hani bir emriniz olursa. Ha, o zaman şu çöpü aşağıya atabilir misiniz? Sağ olun. İyi, hadi arkadaşım. İyi akşamlar. Abi. Hı. İçinde ne var ki ya?
bilmesek daha iyi. Buyurun erzakleriniz. Ver çocuğum. Aa, bu peynir normal beyaz peynir mi? Evet. Niye? Beyaz ezine yazıyordu listede. Yavrum ezine nerede? Normal beyaz peynir nerede? Nereden aldınız bunu? Marketten. Niye yavrum? Ben size marketten alınmayacak demedim mi peynirleri? Köşede peynirci var, oradan alacaksınız canım. Affedersiniz, kusura bakmayın. Tamam, öyle kusura bakmayından falan olmaz. Kulağınızı açacaksınız, iyice dinleyeceksiniz. Allah Allah. Benim eteğimi verdiniz mi kuru temizleyiciye? Gerçek kuru temizleyiciye mi? Yok, yalancı. Aslında kuru temizlemeci rolü oynayacakmış tiyatroda da... ...öyle bir deniyormuş bakalım nasıl oluyor diye. Siz benden dalga mı geçiyorsunuz evladım? Estağfurullah efendim, affedersiniz. Rica ederiz efendim. Siz verdiniz mi benim eteğimi kuru temizleyiciye? Birazdan vereceğiz. Kuru temizleyeceği bir mesajınız var mı? Ha bak, o etek ipektir. Başına bir iş gelirse vallahi bela olurum onun başına. Git söyle ona. Emredersiniz. Alın şu peyniri de değiştirin. Baş üstüne. Ezineymiş. Abi, şimdi biz... Bu kuru temizlemeciyi öldürecek miyiz? Saçmalama oğlum. Biraz tar taklasak yeter. Balıkçıya yaptığımız gibi. Ya abi biz böyle biraz kapıcı gibi olduk ya. Lan oğlum şikayet etme. Güvenilirliğimiz ölçülüyor herhalde. Evladım. Bana bir adet saç köpüğü. Bir şişe rakı. Bir de vanilyalı filtre kahve. Tamam mı? Hadi çabuk olun. Beklemeyin. Sinirim tepemde zaten. Hadi. Vallahi yazık sana ya. Yani her insan hayatında bir kere kuru temizleyici dövme noktasına gelir ama... ...bu sefer olay gerçekleşmiş de yani. Bizim çocuklar olduğuna emin misin? Evet Volkan Bey. Ya Allah Allah. Hayır aranızda bir tartışma falan da olmadı. Direkt dükkana girip kafadan daldılar öyle mi? Abidin, ha gelin gelin. Emrindeyiz abi. Abi niye dövdünüz siz kuru temizlemeciyi? Ne yapıyorsunuz abi ya? Hadi diyelim ki bu hak etmiştir. Balıkçıyı niye tartakladınız? Sabahın köründe aradı adam. Yani onun günahı ne onu bileyim bari. Allah Allah. Siz yani böyle bayağı kabadayısınız öyle mi? Silah falan. Tabii abi baba tuttu bizi. Baba derken? Tahsin baba. He. Babam tabii şimdi su yatağını bulur falan filan deyince... Siz de anladınız ki Tahsin baba harbi baba yani ha? Değil mi? Tabii baba ya. Şüphem mi var lan? Yok abi estağfurullah aşk olsun. Ha onu bilelim de. Babam buraların yani bu mahallenin bu mıntıkanın babasıdır. Saygı sevgi görür. Gücü büyüktür, iradesi güçlüdür, kuvvetlidir. Ben de onun vekiliyim. Yani ondan sonra bu buralara hakim olacak adam benim. Yani bir yerde ondan çok bana sizin bağlılık göstermeniz lazım. Her zaman abi. Emrin olur abi, emrindeyiz yani. Abi bir arzun emrin var mı abi? Hani büyük temizlikten önce. Büyük temizlik mi? Büyük temizlik sonra dedi ya baba oğlum sorup durma ikide bir. Yok benim büyük temizlikle ilgili falan bir sıkıntım yok yani bizim çocuklar sağ olsunlar her şeyi hallediyorlar da benim sizden başka bir iki ricam olacak. Birkaç dostu ziyaret edeceksiniz. Onlara benim için reddedemeyecekleri bir teklif yapacaksınız. Thank you.
Bundan sonra Sütçüoğlu ailesinin arabası Sütçüoğlu apartmanının tam önünde duracak. Anlaşıldı mı? Sonra Sütçüoğlu ailesinin 1,5 İskenderlerinden bir parası alınacak, tamam mı? Tamam mı? Hadi. Bakayım, yoksa reddedemeyeceğin bir teklif yaparız ha. Sökür. Lan. Gelin bakalım evladım, gelin. Baba, bir maruzatımız vardı da. Hayırdır, söyleyin bakalım. Her zaman emrinizdeyiz. Saygıda bir kusurumuz olursa bağışlayın ama... biz buraya büyük temizlik için geldik. Baba, biz böyle ufak tefek işlere koşturup duruyoruz. Halbuki bakın, ben öğrenme azmi içerisindeyim. Ha bak ne güzel. O zaman bu gece yapın büyük temizliği. Ortalık da sakin. Of be baba. Oh. Aferin çocuklar, gözüme girdiniz. De çalışkan insan da hali başka oldu. Sağ ol. Peki yerini nasıl tespit edeceğiz? Her şeyin yerini yurdunu çocuklar göstermedi mi? Yok. O zaman bakının. Artık onu da yapamazsanız. Haklısınız baba. Kusura bakmayın. Artık sağdan soldan öğreniriz. Hadi. Nereye gidiyor bunlar? Ha, elbise değiştirecekler herhalde temizlik için. Ne? Aa! Başımıza gelen mi? Bildiğimiz mafya mı? Aa! Tahsin, sen ne işlere giriştin böyle? Sertaç nerede peki? Evden çıkmıyor, saklanıyor baba. Vah vah vah. Babacığım, şimdi biz bu adamlara yanlışlık yaptınız, biz de sizi oraya buraya koşturduk diyemeyiz. Vallahi bunlar kızarsa kafamıza sıkarlar ha. Aa! Hay Allah yahu. Ay başımıza gelenler. Ne yapacağız peki? Babacığım, hiç bozmayacağız durumu. Bu akşam dükkanda randevu verdim. Tamam mı? Ben halledeceğim her şeyi. Sen yeter ki gel. Bir de hani baba olmaya devam et babacığım. Tamam mı? Halledeceğim ben her şeyi. Ay ay, bir dakika. Yalnız başınıza gitmeyin. Ay yanınıza birilerini alın. Ay bir şeylik gelecek başınıza. Anam, bizi niye çağırdınız? Allah olsun diye. Yalnız mı gelselerdi oğlum? Allah Allah, bir çatışma çıktığında ne olacak? Allah aşkına. Ya bir çatışma çıkar, bu adamlar kafayı bana takarsa ne olacak? Hepinizin arkasında birileri var, benim arkamda kimse yok. Şşt, sus lan Adem'e. Geldiler. Bizi emretmişsiniz baba. Evet, size emrettim. Yaklaşın bakalım. Merak etmeyin babacığım. O sertaç itini yarın öğleye kadar bulacağız. Herif yer yarıldı da içine girdi sanki. Size gerek kalmadı. Ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunacağız. Nasıl yani? İşi iptal mi ediyoruz baba? Kuşlar ürktü, ibibikler öttü. Alın şu uçak biletlerini, doğru Almanya'ya. Hiç karşılaşmadık, beraber iş yapmadık, birbirimizi tanımıyoruz. Kapış? Kapış patron. Kapış. Meşru zeminlere giriyoruz. Geçmişi siliyoruz aile olarak. Bir süre sıradan bir muhallebici ailesi olarak görüneceğiz. Sesine ne oldu abi? Sesime ne oldu? Evime gelmiş ve bana sesine ne oldu mu diyorsun? Tamam, evet arkadaşlar. Biletlerinizi alın.
Ve toz olun bakalım arkadaşlar buradan. Ve bu son bir haftayı da unutun. Emredersiniz abi. Hadi bakalım. Almanya'da uslu durun. Konuşanlara ne olduğunu biliyorsunuz. Su yatağını bulur. Emredersiniz baba. Öpeyim baba. Çok affedersiniz baba ama sadece mesleki meraktan. O serta çitine ne olacak? Hiç merak etme abidini. Biz onu kendi yöntemlerimizle halledeceğiz. Hem de bu gece. Eyvallah. Saygılar. Şu andan itibaren sizi tanımıyoruz. Yürü. Havalarına gidiyoruz. Saygılar baba. Su var mı acaba? Bittim. Bittim. Yaz Volkan, helal olsun ha. Öyle yani olayı biz kendi yöntemlerimizi halledeceğiz falan gayet iyiydi yani. Ben bile yedim ha. Yalan değil ki oğlum. Sertaç hep bizim başını belaya soktu. Ama gerçekten kendi yöntemlerimizle halledeceğiz. Anadolu'dan kop gel.